JCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın ikinci üç gününde piyasaları incelediğimizde Asya piyasaları ile birlikte başlayan fiyatlamaların etkili olduğunu ifade edebiliriz. Burada Japonya Merkez Bankası'nın 31 Ekim'de aldığı kararlara ilişkin toplantı kayıtlarının açıklandığını gördük. Ve burada üyelerin yendeki değer kayıplarından, hızlı değer kayıplarından endişe duymalarının yer almasıyla birlikte yendi bir miktar değer kazanımının ön plana çıktığını gördük. Daha sonrasında Kuroda'nın Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda'nın açıklamaları geldi gerçekleşti. Burada herhangi bir sürpriz açıklama bulunmadı. Bunun yanında Kuroda %2 enflasyon hedefinin hala izinde olduklarını da ifade etti. Avrupa piyasalarına geçecek olursak burada Almanya'nın 3. çeyrek verisinin açıklandığı, büyüme verisinin açıklandığını gördük. Burada herhangi bir sürpriz gerçekleşmediğini ve 3. çeyrekte büyümenin %0.1'de gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bunun dışında Avrupa borsa endekslerine baktığımızda pozitif seyrin etkili olduğunu şu an için görmekteyiz. Diğer yandan petrolle ilgili 27 Kasım'da gerçekleşecek OPEC toplantısı öncesinde açıklamalar mevcuttu. Burada Irak Petrol Bakanı'nın petrol fiyatlarının kabul edilebilir seviyede olmadığını ifade ettiğini gördük. Daha sonrasında ise eleştirilere maruz kalan Suudi Arabistan'da Petrol Bakanı Ali Naimi'nin açıklamaları takip edildi. Burada global petrol piyasasında arz fazlasının ilk defa oluşmadığını belirtti Naimi. Bunun dışında bu açıklamalarıyla birlikte üretimi kısma konusunda pek istekli olmadıklarına dair eleştirilere yorumlara da yol açmış oldu ifadeleriyle birlikte. Bunun dışında yurt içi piyasalara geçecek olursak, Burada dün yatay bir kapanış gerçekleştiğini görmüştük. Geçmiş haftanın geride bıraktığımız haftanın yoğun gündemi sonrasında. Bugün ise 83 bin seviyesinin hemen altına kadar düşüşler gerçekleşmiş durumda. 82.985 puanda ilk seans kapanışı öncesi hareketlerini sürdürüyor. Biz tüz endeksi dolar Türk lirası 2.23.20 seviyesinde euro Türk lirası ise 2.77.60 seviyesinde şu an için hareketlerini sürdürüyor. Günün Devamında e, takip edeceğimiz verilere bakarsak burada Türkiye saatiyle 12'deki İngiltere'de enflasyon verilerini takip edeceğiz burada. Bunun dışında da günün öne çıkan verisinin ABD'deki büyüme rakamı olduğunu 15.30'da açıklanacak büyüme rakamı olduğunu ifade edebiliriz. Gün ortasına kadarki süreçle ilgili önemli başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz. <laughs>